Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir videoda birlikteyiz ve bu videoda beni oldukça fazla heyecanlandıran Galaxy Z Fold 2'yi konuşacağız. Bir saat boyunca bu cihazı deneyimleme fırsatı buldum ve şunu söyleyeyim. Yani herhalde iPhone'dan sonra ilk defa bir cihazı böyle günlük telefonum yapabilirdim. Benim telefonum böyle bir şey olmalı dedirten bir Android cihazla tanıştım. Teknoloji dünyasında artık her şey birbirine benzemeye başladı. Yani çok az şeye heyecan duyar hale geldik. Telefon dünyasında özellikle. Galaxy Z Fold 2 7'den 70'e herkesi heyecanlandıracak bir cihaz olmuş. İlk versiyonu dış ekran küçüktü mesela eleştirebiliyorduk. Bunu dış ekranı da büyütmüşler. Artık 6.2 inçlik D1 ekrana sahibiz dışında. Ve bu ekranda birçok fonksiyonu çok rahat bir şekilde artık yerine getirebiliyorsunuz. İç ekrana geçmenize gerek kalmıyor ama iç ekrana geçtiğinizde de 7.6 inçlik bir ekrana sahibiz. İlk versiyonda çentik vardı. Çok kötü görünüyordu. Çentik falan da yok. Delik olarak kamera oraya yerleştirilmiş. Aynı zamanda inceltilen çerçevelerle kasa küçülürken ekran büyümüş mesela. Diğerinde 7.3 inçlik bir iç ekran vardı. Çerçeveler daha kalındı. Hem çerçevelerden kurtulmuşuz hem ekran büyümüş hem kasa küçülmüş. İşte teknolojik gelişim dediğimiz böyle bir şey oluyor. Cihazda ikisinde de amoled ekran kullanılıyor. Hem dış ekranda hem iç ekranda. İç ekranda dinamik amoled ekran kullanılıyor ve 120 Hz tarama hızına sahip bu ekran. Dinamik amoled ekranlarda dinamik olarak taramızı hızı da ayarlanabiliyor ve 11 Hz 120 Hz arasında ekran geçiş yapabiliyor. Statik bir görüntüye bakıyorsanız yani bir kitap okuyorsanız ya da bir resme bakıyorsanız ekran tazeleme oranını hızını düşürerek size pil tasarrufu sağlıyor. 4500 mAh'lik bir batarya var. Bir günü rahatlıkla tamamlayacağınızı düşünüyorum bu bataryayla. Yani bu cihaz gerçek anlamda cebinize koyduğunuzda hem bir cep telefonuna sahip olmanızı sağlıyor hem de bir tablete sahip olmanızı sağlıyor. Niye tablet ediyorum? Şimdi cep telefonu arayüzü yok içer içerki tarafta. Samsung bu konuda özel olarak çalışmış. Dilerseniz cep telefonu arayüzü kullanabiliyorsunuz. Seçeneklerde var ama bir tablet arayüzü sizi karşılıyor. Mesela YouTube uygulamasında video öylesi büyük duruyor ki zaten yukarıda. Hiç bir daha tam ekran yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Videoyu yukarıda izlerken alttan yorumları okuyorsunuz. Aynı anda 3 uygulamayı ekrana getiriyorsunuz. Bu uygulamalar etkileşim içinde oluyorlar. Birinden diğerine resim ya da içerik taşıyabiliyorsunuz uygulamaların yerini değiştirebiliyorsunuz ve uygulamalar gerçekten kullanılabilir boyutlarda oluyorlar. Klavye tam ekran veya bölünmüş olarak karşınıza çıkabiliyor. Gerçekten de küçük ekrandan büyük ekrana geçtiğinizde ya ben büyük ekrana geçtim ve işlerim kolaylaştı diyorsunuz. Yani şey demiyorsunuz ne gerek vardı ki ekran azıcık büyüdü zaten filan diye bir düşünce olmuyor. Mesela yanına Note 20 Ultra'yı koydum. Note 20 Ultra'nın ekranı gerçekten devasa. Ama bu cihazı katladığımda zaten 6.2 inçlik büyük bir ekrana sahip oluyorum ve yani daha taşınabilir oluyor. Evet daha kalın bir cihaz. 2 tane Note 20 Ultra taşıyormuşsunuz kadar kalın. Çünkü katladığınızda ister istemez o üniteler birbirine birleşiyor. Ama bir önceki versiyona göre de Samsung elinden geleni yapmış ve cihazı daha ince hale getirmeyi başarmış. Şimdi bu cihaz 282 gram. Ve bana sorarsanız sunduğu özellikler, ekran boyutları, pil kapasitesi falan düşünülünce muazzam. Yani piyasada bunu karşılaştıracağınız iPhone 11 Pro Max var mesela ağırlıklarına baktığınızda Şey düşünüyorsunuz yani, yani Samsung bunu böyle yapabildiyse bu ağırlıkta iPhone'un içinde ne var ki bu kadar ağır diye gerçekten iPhone çok ağır Ve iPhone'dan sonra bu telefonu elime alıp tuttuğumda Dedim daha hafif herhalde çünkü ağırlık dengesi de çok güzel bir şekilde dağıtılmış Samsung'u takdir ediyorum yani tebrik ediyorum Çok iyi bir ilerleme yakalamışlar gerçek bir iki bu Yani birinci telefondan sonra ikiye geçerken bizim isteyebileceğimiz yani toplayabildikleri bütün geri dönüşleri almışlar ve çok iyi bir cihaz ortaya çıkartmayı başarmışlar. Stereo hoparlörlere sahip mesela. Ekranlar zaten hani mükemmel onu söyledim. Arka tarafta 3 tane kamera dizilimimiz var. 12 megapiksellik geniş, 12 megapiksellik ultra geniş ve telefoto kameramız var. Dilerseniz bunları selfie kamerası olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzu kendinize açarak çevirdiğinizde 6.2 inçlik ekran ön izleme ekranına dönüşüyor. Ana kamerayla kendinizi çekebiliyorsunuz. Ya da telefonu konumlandırıyorsunuz masa üstüne. Sizi takip edebiliyor kameralar güzel bir şekilde. E zaten iç tarafta selfie kameraları var. Konferans görüşmesi falan yapacağınız zaman da bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihaz olmuş. Yani şöyle düşünüyorum. Bu cihazda bir de kalem olsaydı ve keşke Samsung buna Note deseydi yeni Note serisi. Hani Note 20 Ultra'yı da light versiyon olarak filan tanıtsaydı. Bence daha böyle prestijli ve nokta atışı bir uygulama olurdu. Çünkü evet Z Fold 2 mükemmel ama nedense yani herhalde Note 20 Ultra'dan sonra ya da bir Samsung cep telefonu olduğu için bu beklenti bende doğuyor. Açıyorsunuz ekranı ve şey diyorsunuz. Ya buna kalem iyi gider diye çok kullandığımdan değil hani kalemle not filan aldığımdan değil. Sadece cihaz teknolojik olarak öyle bir gövde gösterisi olmuş ki o da var o da var. Kablosuz ters şarj var mesela alette. Yani var da var her şeyi koymuşlar. Ve diyorsun ki ya buna bir kalem de yakışırdı o da olsaydı Nirvana olurdu herhalde onu da 3. versiyona saklıyorlar şimdi Samsung da haklı çünkü Samsung öyle bir koşuyor ki yani bu cihazdan sonra 3. versiyonu nasıl yapacak mesela ne ekleyecek daha ne kaldı ona da kalem ekleyecek herhalde ya da biraz daha ince çek hep beraber göreceğiz. Bir saatlik deneme fırsatı buldum yani öyle çok şu özelliği hoş bu özelliği değil diye bir şey diyecek bir durumum yok zaten gördüğünüz anda... Vaa be teknoloji bu diyorsunuz. Alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Süre geçiyor zaten onu bunu denerken. Ben sevdim. Uygulamalar arası geçiş, katlama vesaire derken vaktiniz doluyor zaten. Samsung'un kendi uygulamaları bu tam geçişleri işte ekran hafif katladığınızda uygulamanın bölünerek iki farklı fonksiyonu size sunmasını filan desteklese de markette çok uygulamada bu tip fonksiyonlardan yararlanamıyorsunuz. YouTube'da tam ekran video izlerken ekranı katladığınızda mesela hiçbir şey olmuyor. Video ile yamulmaya falan başlıyor. Saçma sapan bir şey. İşte burada da Samsung'un bu teknoloji liderliğini ne etkiliyor? Yazılım. Keşke Google daha fazla Samsung'u dinlese, daha fazla entegre olsa bu cihazlara da şu yazılımları da tam böyle bu donanımdan yüzde yüz görsek. Mesela bu telefonda gerçekten çok kapsamlı bir video editör görmek isterdim. O video editörü de kullanmak isterdim ne yalan söyleyeyim. Ama gelin görün ki işte Android ekosistemi içerisindesiniz. Bu tip limitasyonları da Kabul edeceğiz artık yapacak bir şey yok çünkü şu anda eğer ben katlanabilir bir cep telefonu kullanmak istiyorum teknolojinin nereye gidiyorsa ben oradayım ve o teknolojiyi mutlaka denemeliyim diyorsanız işte orada Galaxy Z Fold 2 var. Bu videoda aslında ilk baştaki heyecanımı aktardım. Cihaz gerçekten çok heyecan verici ama ne yazık ki Samsung bu cihazları sadece iki günlüğüne Türkiye'deki editörlerle paylaşacak. Bir kutu açma görürsünüz, bir ön izleme, ön inceleme videosu görürsünüz ama gerçek anlamda bu cihaz gündelik olarak ne gibi faydalar sağlıyor? Katlanabilir cihazların geleceği ne olacak? Bize ne gibi faydalar da bulunacak? Ya da ne gibi eksikleri var geliştirilmesi gereken gibi konulara çok fazla değinemeyeceğiz. Cihaz çok pahalı olduğu için mi? Az sayıda geldiği için mi bilmiyorum ama böyle bir karar almışlar. Firmanın kararıdır diyecek bir şey yok. Bu yüzden tam kapsamlı bir inceleme Türkiye'de en azından çıkabilecek var mı merak ediyorum 2 gün içinde. Burada videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.